Abdurrahman Dilipak, Şeytan Üçgeni Mike Pompeo'nun kim olduğunu geçen gün yazmıştım. Bu adamla ilgili yazacak daha çok şey var. Ve böyle giderse önümüzdeki günlerde daha çok söz edeceğiz gibi gözüküyor. Öyle anlaşılıyor ki bu iş Golan tepeleriyle başlayıp bitmeyecek. Daha Beka, Ürdün, Lübnan, Mısır var. İşgal altındaki topraklara sınırı olan ve bu işgal gücüyle ilişkisi olan herkesin başına ağrıtacak gelişmeler yaşanacak belki de bölgede. Bu adam 2013'te İslamcı terörist olarak tanımladığı kişileri eleştirmeyen Müslüman önderleri terör saldırılarında suç ortağı ilan etmişti. Barack Obama'nın Guantanamo üssünü kapatma fikrine de karşı çıkanların başında Pompeo vardı. İnsanlık dışı vahşi işkenceleri de hayati bilgilerin elde edilmesi için kullanılabileceğini savunan biri. Pompeo denilen, Tanrı'yı kıyamete zorlama gayretindeki bu adam Soğuk Savaş'ta da aktifti. Bu sebeple dünyanın birçok ülkesindeki insan hakları savunucuları tarafından kınanan biri. Amerika'nın karanlık planlarını deşifre ederek devlete dair gizli belgeleri gazetecilere sızdıran eski Ulusal Güvenlik Kurumu NSA çalışanı Edward Snowden'ın idam edilmesi gereken bir vatan haini olduğunu söyleyen biri. Bu adamın sabıkası çok. Bingazi kentinde Amerika büyükelçiliğine düzenlenen saldırının üzerine örtmekle suçlanmıştı. Kongre üyeliği öncesi petrol sahalarına malzeme sağlayan bir firmayı yönetiyordu ve karbon salınımını azaltmaya çalışan Amerika Çevre Koruma Ajansı'nı da eleştiriyordu. Trump Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldıktan sonra yerine CIA Başkanı olan Mike Pompeo'yu aday gösterdiğini açıkladı. Yani son dönemde CIA'nin bütün pis işlerinde parmak izi olan adam. CIA Başkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Şubat 2017'de Ankara'ya yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Şu SDK, PYD, DH konusunda da şaibelerle dolu bir geçmişe sahip. Çekirdekten kripto bir eleman. Mesela Berlin Duvarı yıkılmadan önce demir perdede devriye görevi yapmış. Kuzey Kore senaryosunun da onun başının altından çıktığı söyleniyor. Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahale ettiği iddiaları konusunda kilit isim yine aynı kişi. Yani tabiri caizse Hangi taşı kaldırsanız altından o çıkıyor. Amerikan hükümetinin GSM, sosyal medya ve internet üzerinden başkalarını dinlemesini olumlu buluyor. 2016'da yayınlanan bir makalesinde telefon görüşmelerinin kaydedilmesine yeniden başlanmasını, bireylerin mali bilgileri ve yaşamlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulmasını desteklediğini belirtti. Golan'da 20 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Hukuki açıdan buradaki Yahudi yerleşimcilerin varlığı kabul edilemez. Burada ayrıca halen 25 bin civarında da Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor. Bölge Suriye ve Filistin dışında Ürdün ve Lübnan'la da sınır. Golan Tepeleri 1967'de 6 gün savaşlarıyla gündeme geldi ve hala kanayan bir yara. Yani sorun yarım asra aşkın bir süredir devam ediyor. Neredeyse İsrail'le yaşıt bir sorun. 1967, İsrail 6 gün savaşında Suriye'ye saldırarak stratejik öneme sahip Golan Tepeleri'ni ele geçirdi. 1973 Suriye İsrail'den Golan Tepeleri'ni geri almak istedi, başarısız oldu. 1974'te İsrail ve Suriye Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çektiler, ardından Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri bölgeye geldi. 1981 İsrail Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklasa da Uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı. 1999, sorunun çözümü için dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara bir araya geldi. 2000 yılında Golan Tepelerini Suriye'ye iadesi için Amerika'nın ara buluculuğunda başlatılan müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı. İsrail'in Celile Gölü yanındaki su kaynağı olan bir yeri Suriye'yi bırakmaya razı olmaması sonucu anlaşma sağlanamadı. 2008 Suriye ve İsrail arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda taraflar yeniden dolaylı görüşmelere başladı. Ancak İsrail Gazze'ye saldırdı ve görüşmeler kesildi. Ardından İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın yolsuzluk davası sebebiyle istifası sonucu görüşmeler sonlandırıldı. 2009'da bu göreve gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Golan Tepeleri konusunda kararlı olduklarını ve taviz vermeyeceklerini açıkladı. 2013 Mart 2011'de patlak veren Suriye İç Savaşı'nın ardından Golan Tepeleri tekrar pazarlık konusu oldu. Karşılıklı top atışlarıyla gerilim tırmandırıldı. 2016 Netanyahu, Bakanlar Kurulu'nu Golan Tepelerinde topladı. Toplantıda dünyaya burayı İsrail toprağı olarak tanıma çağrısında bulundu. Ancak uluslararası toplumdan destek görmediği gibi aksine tepki gösterildi ve bugün Trump, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını açıkladı. Ömer Çelik Dönmez bir yazısında Mike Pompeo'nun adının kökeninden söz ettikten sonra diyor ki, M.Ö. 5000 yıllarında kurulduğu tahmin edilen ve M.Ö. 79 yılında Vezüv Yanardağ'ın harekete geçmesiyle lavlar altında kalan Pompei şehrini de çağrıştırıyor. Demem o ki eğer bir gün gelir göklerden Amerikalıların üstüne taş yağarsa bilin ki bunun sebebi CIA'nin yeni patronu Mike Pompeo'dur. Pompeo bir dönem Williams and Connolly hukuk şirketinde avukat olarak çalıştı. Ne kadar siyasi, derin ve pis iş varsa Pompeo oradadır. Williams and Connolly hukuk şirketi Amerika Başkanı Clinton'ın görevden alınması işini de üstlenmişti. Bu firma tekin bir hukuk firması değil. Bunlar daha önce İran Gate olarak da bilinen İran kontra olayının kilit ismi Albay Oliver North'un yargılanması sürecinde North'un ve Başkan Reagan'ın suikastçısı olan John Hickley'in müvekkilliğini de üstlenmişti. Pompeo, Amerika başkanlık seçimlerinde Küba göçmeni Marco Rubio'yu destekliyordu. Rubio kendisinden yaşça daha küçük biriydi. Bu anlamda pragmatik biri, agresif çıkışlarıyla tanınan bir radikal. Bütün radikaller gibi kendilerinden olmayanlara ılımlı olmalarını ve söz dinlemelerini öğütleyen bir kişilik. Trump, Pompeo ve Kushner, Netanyahu'ya destek vermek için Sodom ve Gomorra'ya dönüyorlar. Yeri yerinden oynatacaklar ve sonuçta tutuşturdukları ateşte yanacaklar. Bölgeden birileri de bunların peşinden koşuyorlar. Biliyorsunuz, İsrail'de 9 Nisan'da genel seçimler yapılacak. Bu açıklamanın seçim öncesine denk getirilmesi önemli. Trump'ın da dünya Yahudi lobisine bir sadakat tazelemesi, meydan okuması gerekiyordu. Bu yeni sürecin örgütlenmesinde Pompeo'dan Kuşner'e herkesin sunduğu bir katkı var. İngiltere karıştı, yarın Almanya'da karışabilir. İtalya'da, İspanya'da karışabilir. Değil mi ki, hak şerleri hayreler ve görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Herkesin bir planı varsa, Allah'ın da bir hükmü var. Selam ve dua ile Abdurrahman Dilipak Yeni Akit